Selamlar şehrin değerli sakinleri, nasılsınız bakalım? Beni soruyorsanız keyfim gayet yerinde. Bugün elimizde değişik bir mevzuatımız var. Yusuf Digeç. Evet biliyorum, başlık falan biraz garip geliyor olmalı ki görene kadar bana da garip gelmişti, ne yalan söyleyeyim. Yani aslına baktığınız zaman insanlardan çok fazla istediğimiz bir şey yok. Sadece kafa açmasınlar, bir de çevresindekilere dikkat etsinler. Değil mi Yusuf Digeç? Eğer konuyu merak ediyorsanız sıkıntı yok dostlar. Siz emeğimi karşılığı olarak bir tane like atın, abone olun. Ben de size anlatayım. Hadi gelin videoya geçelim. Öncelikle Yusuf Digeç'in tekrardan gündeme gelmesi, geçenlerde Avrupa Şampiyonası'nda yer alarak finale kadar yükselmiş, orada da olimpiyatlarda kaybettiği rakibine tekrar kaybederek ikinci olup bizi temsil etmişti. Hani şey diye paylaşıyorlardı, rakiplik, ezeli, dostluklar, baki, çiçekler, böcekler, yaşasın Yusuf Digeç diye falan tekrardan adı geçiyordu. Günümüze döndüğümüzde de benim bile beklemediğim bir şekilde adı tekrardan sahneye çıktı, ama yani çıkacağını keşke çıkmasaydı. Evet, fotoğrafta da gördüğünüz üzere sanırsam bir etkinlik sonrasında Furkan Bölükbaşı ile kanka misalinde fotoğraf çekti. Eğer ki aranızda Furkan Bölükbaşı denilen elemanı tanımayan varsa, kendisi çok büyük bir AK Parti destekçisi. Aslına bakarsanız bunda bir sorun yok, sonuçta demokrasi diye bir şey var. Ama aynı zamanda kendisi çok büyük bir Atatürk düşmanı. Hani birinin Atatürk'ü sevmemesini falan anlayabilirim. Kendince sebebi vardır, anlatırsın, ikna edersin, çabalarsın. Ama bu adam sadece nefret ve kinden yararlanmak için toplumun değerleriyle resmen dalga geçiyor. Bunu da yapmasının tek sebebi düşüncesi değil. Para olduğu bariz bir şekilde belli. Üstüne üstlük zamanında İsrail olayları çıktığı zaman bu arkadaş birçok polisin yaralanmasına sebep olmuştu. Yani anlayacağınız AK Parti savunması muhtemelen çoktan içeride olacak bir isim. Ama neden değil? Allah bilir. Tekrardan Yusuf Digeç'e döndüğümüz zaman Furkan Bölükbaşı ile fotoğraf çekilmesi aşırı absürt kaçıyor. Şimdi diyebilirsiniz ki istediğiyle çekinebilir, bunda ne sorun var, belki o da Atatürk'ü sevmiyordur, düşmanıdır, yani böyle anlaşıyorlardır diyebilir. Hayır. Bunun aksine en azından Yusuf Digeç'in paylaşımları hem milliyetini destekleyecek nitelikte, hem de Atatürk'ü sevdiğini belirtecek şekilde. Zaten başlı başına milli bir sporcu olduğunu sayarsak garip kaçmıyor. Ama garip kaçan bir noktası, abi madem Atatürk millet vatan Sakarya, sen neden bu elemanla fotoğraf çekiniyorsun? Bu sefer kendinde çelişmiş olmuyor musun diye sorarlar adama. Şimdi elimizde de farklı bir soru doğuyor bu olaylardan sonra. Yusuf Digeç Furkan Bölükbaşı'nı tanımıyor olabilir mi? Kendisinin yapmış olduğu açıklamaya göre de tanımıyormuş. 29 Ekim için düzenlenilen organizasyona gittim. Gelen herkese bir sürü fotoğraf çekindim. Söz konusu kişiyi de hiç tanımadım. Sosyal medyayı da zaten kullanmayı beceremem diye bir açıklama yaptı. Şimdi bunlardan sonra kanal sizin, ama ben bunun çok büyük bir yalan olduğunu düşünüyorum. Çünkü 29 Ekim için katıldığım Cumhurbaşkanlığı resepsiyonunda bir sürü fotoğraf çekindim, o da oradan denk geldi diyor. Ama Furkan Bölükbaşı'nın fotoğrafı paylaştığı tarih 28 Eylül. Yani bir aydan fazla süre geçmiş üstünden. Yani bu fotoğraflar çekildiği zaman ortada bir kutlama yoktu. Hani diyelim ki bu etkinlik birkaç gün öncesinde gerçekleşti falan. O zaman daha mantıklı olurdu. Ama bir ay öncesine kadar gerçekleştirilen erken bir etkinlik, üzgünüm ama hiç görmedim. Üstelik arkadaki mekana falan bakarsak yemek masaları olması falan da çok garip, yani samimi bir ortam gibi gözüküyor. Bir de garip olan da askeri geçmişi olan, siyasileri tanıyan, milli branşlarda yer alan birisinin bu denlice büyük bir Atatürk düşmanını tanımaması garip geliyor. Tabii ki Yusuf Digeç'in kötü bir insan olduğunu düşünmüyorum. Ama çıkıp hata yaptım kusura bakmayın dese sorun çözülürdü zaten. Yani bu birazcık zoraki bir açıklama olmuş gibi hissettim. Ulan Bölükbaşı, burada bile insanlara dert çile açıyorsun. Katiyen zarar ya. Yani şöyle, Tayyip Erdoğan'ı da üst derecede seven insanları anlayamıyorum bu konularda. Sürekli bir gariplik yapıyorlar. Mesela geçenlerde bir akım başlamıştı X'de. İşte Türk tarihi komutanlar, liderler, bunları bir araya koymuş, arka plan fotoğrafı yapmışlar. Tabii bu olayda eksik olmaması gereken bir kişi var. Ünlü troll Furkan Bölükbaşı da ortaya atlayarak gidip Erdoğan'ı koymuş. Yani şu fotoğrafı Erdoğan görse burada ben ne alakayım der ya. Baba bak, eğer fonlanıyorsan korkunç, fonlanmamana rağmen bunu yapıyorsan daha da korkunç. Artık takıntı seviyesine ulaşmış. O yüzden buradan devlete çağrıda bulunmak istiyorum. Bu adamın derhal tutuklanması lazım, çünkü Erdoğan üzerinde emelleri olabilir. Sapıklık derecesine ulaşmış. Neyse, günün sonuna baktığımız zaman hala hatalardan dönülebilir diye düşünüyorum. Hele ki Yusuf Digeç gibi çok sevilen birisi için asla geç olmaz. Hani en azından açıklama yap, daha dürüst ol ve düzgünce anlat. Bu da insanların aklını karıştırmazdı. Hani açıklamayı Dilan Polat gibi yapmış duruyor. O derece akıl kârı. Bugünlük benden bu kadar. Açıklamalarda Discord hesabım, Instagram hesabım, kapanmayan bir şeyler var işte. Oralardan göz atıp takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın da görüşürüz efendim.